İstasyonda trafik almaz mı? İstasyonda trafik almaz mı? Yani işte şu şeyler var. Biraz zor. Beyler girmeyin. Çök çök. Değerli arkadaşlar, bugün çok önemli bir ışık. İstanbul raylı sistem ve toplu taşıma için çok önemli günün yaşıyoruz şu anda. Kağıthane'den kalkan trenimiz havalimanına ulaşmak üzere birazdan. Biraz önce 120 kilometre hıza ulaştık trenimizle birlikte. Bu da Türkiye'deki ve dünyadaki önde gelen hızlardan bir tanesi aslında. Çok sayılı hızlardan bir tanesine ulaşmış olduk. İnşallah en kısa sürede Gayrettepe'den binen vatandaşımızın Kağıthane'ye, Kemerburgaz'a, Göktürk'te ve devamında Arnavutköy, Başakşehir ta Küçükçekmece, Marmara'ya kadar ulaşan 78 kilometrelik bir hattın inşallah ilk adımı olan Kağıthane Havalimanı arasındaki tren testlerimize başladık. İnşallah artık birkaç ay kaldı. Birkaç ay sonra da inşallah yolculuğu işletmeye başlayacağız. Ardından Gayrettepe Havalimanı'nı açacağız. Devamında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece devam edeceğiz. Tabi bunlar çok kıymetli işler, çok değerli işler. Hakikaten çok büyük emek isteyen işler ve de parasal olarak yapım maliyeti olarak da çok büyük işler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah İstanbul için biz gece gündüz 24 saat çalışıyoruz. İnşallah devam eden 7 metro hattımızda 2023 yılı içerisinde de tamamlayarak 103 kilometre olarak İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu, mutluluğunu yaşayacağız. Tabii İstanbul toplu taşıma tarihi için, raylı sistem tarihi için çok önemli günün içindeyiz şu anda. Tabii dünyanın en büyük transit merkezi, dünya havacılığına büyük bir renk ve vizyon katmış olan İstanbul Havalimanı istasyonundayız şu anda. Sabah itibariyle Kağıthane istasyonundan kalkarak Hastal, Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye istasyonlarını geçerek havalimanı istasyonumuza ulaştık. Tabii 120 kilometreye kadar hızımız çıktı trendeyken. Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak bittiğinde. İnşallah artık son günlerimiz, aylar kaldı bu metro hattımızı açmak için. Burası bulunduğumuz İstanbul Havalimanı istasyonu. Burada daha sonra Terminal 2 ve kargo terminalleri de daha sonra açılacaklar. Tabii çok kıymetli işler. Hem böyle dünyanın en kıymetlisi İstanbul Havalimanı ve Türkiye'nin en hızlı metrosu ve dünyanın sayılı metrolarından bir tanesini hizmete açmanın inşallah birkaç ay sonra gururunu yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz İstanbul'da 7 tane önemli metro yatırımımız var. Bunların toplam uzunluğu 103 kilometre. Bunların da tamamını 2023 yılı içerisinde tamamını bitirmiş olacağız ama önümüzdeki yıl itibariyle de peyderpey sırayla metrolarımızı açmaya başlayacağız. Tek çabamız, derdimiz İstanbullulara konforlu, hızlı, güvenli bir raylı sistem ulaşım ağına kavuşturmak inşallah.